Az önce de söylediğimiz gibi ekonomi gündemin birinci maddesi olmayı sürdürüyor. Bu kadar yoğun bir ekonomik güçlükler listesiyle yaşamak zorunda kalan, bu kadar ciddi ve ağır bir buhranın içinden geçmekte olan bir ülkede tabii ki başka türlüsü de beklenemezdi. Günlerdir, haftalardır, aylardır döviz kurunu konuşuyoruz. Çünkü olağanüstü bir hızla erimekte olan bir milli paramızdan söz ediyoruz. Yani Türk lirasının değerinin yabancı paralar karşısındaki erimesinden söz ediyoruz. Eriye eriye öyle bir noktaya geldi ki 18 lira noktasına geldi ki Amerikan doları 20 Aralık günü hükümet artık bugüne kadar görülmemiş yepyeni bir şey yapmak zorunda hissetti kendini. Neydi o? Yeni bir enstrüman icat etti. Doların ya da euronun ya da sterlinin, yani yabancı para birimlerinin hızını kesebilmek için, yabancı para birimlerinin frenine basabilmek için bulunan bu yöntemi, yeni enstrümanı, yani dövizin frenine basabilme yöntemini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında açıkladı. Öyle bir açıklama yaptı ki herkes ne olduğunu hala anlamaya çalışıyor. Tabii ki yandaşlar alkış tutmaktan ya da zafer naraları atmaktan öyle bir anlamaya çalışma çabası içinde değiller. Onlar bir zafer kutlaması içindeler. Ne oldu, gördünüz mü, çıkmıştı kur, indirdik gibi bir sahte mutluluk hezeyanı içindeler. O sahte mutluluğu ayrıca tartışırız ama aklı başında insanlar ya da bu işten gerçekten ülkenin tamamının zarar gördüğünü fark eden insanlar, yani o alkış tutanların da ya da bazı yerlerde halay çekenlerin de zarar gördüğünün farkında olan insanlar işin gerçeğini algılamaya, işin gerçeğini sorgulamaya çalışıyorlar. Ve bu sorgulamaları da en başta aklı başında ekonomistler yapıyor. Aklı başında ekonomistlerin, yani piyasaların nasıl çalıştığını, yani ekonominin nasıl çalıştığını, o mekanizmaların gerçeğini bilen insanlar şunun farkındalar. Birileri bir yerlerde döviz kurlarıyla ve TL'nin değeriyle oynayabilmek için olağanüstü ve görülmemiş ölçüde bir para hareketliliğinin farkındalar. O para hareketliliğine ekonomide verilen farklı farklı isimler var. Mesela o bağlamda kullanılan kavramlardan bir tanesi de arka kapıdan para trafiği. Şimdi arka kapıdan dolar alış satışı ya da arka kapıdan döviz alış satışı ne olsa gerek diye merak edenler olabilir. Bunu ekonomistler açık ve şeffaf olmayan bir şekilde bankalar arasında ya da hazine ya da ne bileyim işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bankalar arasında ve döviz piyasalarında şaibeli bir para trafiğinin dönmesi olarak anlatıyorlar. Şimdi sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nın ya da AKP Genel Başkanı'nın ve onun yandaşlarının topluma biz Türk lirasını tekrardan ayağa kaldırdık diye satmaya çalıştıkları bir hikaye, bir masal var. Şimdi yandaşlar diyebilir ki ya Zafer Arapkirli konuşuyorsun ama tabelaya bak. Tabelada ne yazıyor? 11.50 yazıyor. Şu anda 11.50 yazıyor doların kurunda. İndirdik doların kurunu. İndirmedin kardeşim. Bu yalanı millete yutturmanıza izin vermeyeceğiz. Bir Türk lirası bir Amerikan doları olmadığı müddetçe bunun adı Türk lirasının yabancı para birimi karşısında ezilmiş olmasıdır. 1 Ocak 2021 günündeki kura ya da iktidara bu hükümetin geldiği, bu anlayışın geldiği, siyasal İslam'ın Türkiye'de iktidarı ele aldığı günde 1.67 ya da 68 olan dolar kurunun bugün geldiği noktada 11.50 olması beni ilgilendiriyor. Beni ilgilendiren şey bu. Oradan oraya düşürdük, buradan buraya çıkardık. Dolar kuru iner çıkar. Önemli olan ülkenin ekonomisinin ne halde olduğudur. Dolar kuru yükseldiği zaman en ufak bir yükselişte ya da bir sentlik ya da bir kuruşluk yükselişte iğneden ipliğe her şeye zam geliyor muydu? Geliyordu. Peki dolar kuru düştüğünde geçen cuma günü ya da işte geçen pazartesi akşam üzeri 18 lira, geçen akşam üzeri saat 17 civarında 1 dolar eşittir 18 liraydı. 18 liraya çıkarken her adım başında, her saniye, saatin tiklerini duyduğumuz her bir saniyede her şeye zam yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Hayatımız
çekilmez bir şekilde pahalılaşıyor muydu? Pahalılaşıyordu. Peki pazartesi akşamından beri dolar kuru düşüyor da siz bana bir tek üründe indirim söyleyebilir misiniz? Bir tek üründe indirim söyleyemezsiniz. Şimdi o zaman dönüyoruz meşhur Nasrettin Hoca fıkrasına, kazan fıkrasına. Gitmiş kazanı ödünç vermiş, ondan sonra geri alırken bakmış ki içinde bir küçük kazan daha. Buyur hoca demiş, senin kazan doğurdu. Tekrardan ödünç aldığında, kapıya dayandığında hoca demiş ne kazanı, senin kazan öldü. Yahu demiş, kazan ölür mü? Hocam kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun demiş. Ünlü fıkradır Nasrettin Hoca fıkrası ama bugünün gerçeklerine cuk diye oturan bir benzetme. Kazan doğururken inanıyorsunuz, yani hemen zam yapıyorsunuz her şeye. Sadece özel sektörü kastetmiyorum. Köşedeki simitçiyi ya da marketi ya da akaryakıt bayini kastetmiyorum. Devlet de öyle. Köprülere, havaalanlarına, geçitlere, ona buna her şeye zam yapıyordu devlet. E görelim o zaman o devleti, yani bir başarı öyküsünü millete satmaya çalışan, bir başarı yalanını millete yutturmaya çalışan devletin mal ve hizmetlerinde indirim istiyoruz. İndirim görmek istiyoruz. Ne indirimi? Daha dün %36.20 zam yapılacağını açıkladılar. İğneden ipliğe devletin bütün sunduğu hizmetlerde. Lütfettiler motorlu taşıtlar vergisini %36.20 değil de %25 oranında uygulamaya kalkıştılar. E bu ortamda %25 zam bile, üstelik de öyle birkaç bin liradan söz ediyoruz. Yani arabanın efendim işte motor hacmine, yaşına bağlı olarak binlerce lira zamdan söz ediyoruz. Peki sen her şeye zam yaparak kendi kendinle çelişmiyor musun? Bunların zaten ünvanı çelişki. Yani bunların başka bir sıfatla anılmasına gerek yok artık. Her şeyleri çelişki. Faiz günah, faiz haram ama işte biz kar payı, bilmem ne, katılım payı, katkı payı filan gibi şeylerle insanları uyutmaya çalışıyorlardı. Şimdi tutturdular bir de bilmem işte döviz, işte TL destekli döviz mevduatına ya da döviz destekli bilmem ne mevduatına katkı matkı diye yeni bir yalanı pazarlamaya çalışıyorlar. Zaten bu zamlardan, zaten bu hayat pahalılığından, zaten piyasalardaki bu korkunç, çılgın gidişten her anlamda, her bir dakika, her bir saniye zarar eden insanlar bu yalanları yemiyorlar. Dediğim gibi bazıları yandaş yalakalar işte alkış tutmaya devam ediyorlar. Bugün ne cevherler yumurtlamışlar o gazetelerin köşe yazarlarını ve manşetlerini okuduğumuz zaman gülmekten bayılacaksınız adeta. Yani neler uydurmuşlar. Bir tanesi gitmiş Bizans'la yenmeye çalışıyordu Erdoğan'ı. Bizans yenemedi, hiç kimse beceremez filan diyormuş. Yani o işi Bizans tekfuruna kadar bağlamış, kahpe Bizans'a kadar bağlamış. Neyse yani bunlar hani psikiyatrik hadiseler, hayatımızda böyle şey şeyler de var ama işin şakası bir yana gerçekten de insanlar ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Şimdi az önce değindiğim bir hadise vardı. O hani bu para nereden bulundu? Herkes bunu soruyor. Bu para nereden geldi ve nereden bulundu? Ve daha önce dedi neredeydi bu para? Öyle ya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz bir aya yakın süre içinde defalarca müdahale etmeye çalıştı bu dövizdeki tırmanışa. Ama ne zaman müdahale etmeye çalışsa, yani ne zaman bir adım atmaya çalışsa yenik düştü piyasaya. Çünkü piyasayla kavga etmenin bir alemi yok. Piyasayla kavga eden hiç kimse bugüne kadar kazanamamış. Yani sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de ekonomiyi yönetenleri kastetmiyorum. Dünyada da öyle. Piyasa koşullarının dışında yöntemlerle mücadele etmeye çalıştığınızda piyasa er ya da geç size galebe çalıyor. Yani bunu anlamak için, bunu bilmek için iktisat mezunu olmaya falan da gerek yok. Hayatın pratiği bize bunu gösterdi. Yani bu saçlarımız değirmende ya da tebeşir imalathanesinde ya da kireç ocağında falan ağarmadı. Biz de hani 45 yıla yakın süredir gazetecilik yapıyoruz. Gördük ne krizler geçirdik, yurt dışında da ne krizleri yaşadık. 20 seneye yakın ben İngiltere'de de İngiltere'nin ekonomisinde neler yaşandığını biliyorum. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir gerçeği var bunun. Bilimsel bir gerçeği var. Böylesine küreselleşmiş, böylesine entegre bir piyasa dediğimiz alemde, öyle bir gezegende, öyle bir evrende
Kalkıp da böyle elinize kılıcı alıp da piyasayla kavga edemiyorsunuz. Piyasanın koşullarında o kurallar çerçevesinde ve ekonomi biliminin kuralları çerçevesinde çözümler bulmanız gerekiyor. Üzerinize gelen bir trene elinizdeki böyle himen kılıcıyla falan dur dediğiniz zaman durmuyor işte. Üzerinizden ezip geçiyor. Nitekim nasıl ezip geçtiğini de defalarca gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası defalarca kura müdahale etmeye çalıştı ve son 3 haftada Merkez Bankası'nın brüt rezervinde 5,5 milyar dolarlık erime, yani ilave erime daha yaşandı. Hani o 128 milyar doları uçurdular, buharlaştırdılar diyoruz ya, nereye verdiniz, nereye sattınız, ne oldu, rezervleri eksiye düşürdünüz dedik de, o eksi rezervlerden bile 5,5 milyar dolar daha harcamak zorunda kaldı Merkez Bankası. Niye? Çünkü kur olağanüstü bir hızla yükselmeye başladığında aman müdahale edeyim diye. Hatta zaman zaman kendi mantığıyla da çelişecek şekilde yine bir gün baktık, korkunç bir hızla yükselirken Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Hatırlayın onu, tam hangi gün olduğunu hatırlamıyorum ama o gün Merkez Bankası bir cümlelik açıklamayla vallahi bu işte dalgalı kur sisteminde olur böyle şeyler, bizim müdahale edecek bir durumumuz falan yok gibilerden akıllara ziyan bir açıklama yapıldı. Ya bari yapmayın o açıklamayı, değil mi? Yani hani yapamıyoruz, çaresiziz, bir şey yapamıyoruz, çaresiz kaldık, elimiz kolumuz bağlı demenin Merkez Bankası'ca bir izahatıydı bu. Sonra 5,5 milyar dolarlık 3 hafta içinde piyasalara müdahale yapıldı. Nedir o müdahale? Hani klasik olarak Merkez Bankası'nın birkaç yöntemi vardır döviz kurlarının çıkışını durdurmak için. Piyasaya kamu bankaları üzerinden ilave yabancı para arz ederek, yabancı para işte kıtlığı yok, kısıtlı değil, buyurun bakın var elimizde diye bir psikolojik baskı yaparak şeyi, Türk lirasından kaçışları durdurmaya çalışmak. Ama işe yaramadı. Bir gün baktık 15, bir gün baktık 16, bir gün baktık 17, sonra baktık 18 pazartesi akşamına kadar. Hani bunları sayarken bu sayıları 15, 16, 17 böyle engellenemez biçimde Berat Albayrak'a, yani damat bakanı hatırlıyoruz. Yok efendim 15 lira olacakmış da 16 lira olacakmış da 17 lira, böyle bir komik komik izahları vardı. 17 lira olacakmış da bilmem ne olacakmış da diye böyle milletle alay eder gibi stand-up gösterileri falan yapan bir bakanımız vardı. Geçen sene affını istedi. Ondan sonra da zaten bombanın pimini çekip memleketin orta yerine bıraktı. At izi it izine karışmış falan gibi böyle gizemli cümleler de kurarak. Sonra işte atlar kimdi, itler kimdi, onların izleri nerede yürürken birbirine karıştı, onu bir türlü öğrenemedik. Ama ortada bir takım atların ve bir takım itlerin dolaştığını da bu ülkenin bir bakanının ağzından duymuş olduk. O atları itleri hala merak ediyoruz. Ne yapıyor bunlar? Nerelerde dolaşıyorlar? İzlerini nerelerde bırakıyorlar bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek şey var. Ülkenin rezervleri uçtu gitti. Ülkenin rezervleri uçtu gitti. Şimdi bize bir yalanı daha yutturmaya çalışıyorlar. Efendim işte rezervler bilmem ne seviyesindeymiş de 130 küsur milyar seviyesindeymiş. Sayın Cumhurbaşkanı da geçen kalktı söyledi. Hamdolsun dedi, işte bunları yukarı tırmandırdık. Daha da ekleyeceğiz inşallah dedi. Ekonomiden anlayan, azıcık anlayan herkes diyor ki sizin bahsettiğiniz rezervler eksi rezervler. Yani eksi seviyelerine düşmüş rezervler. Bakın bugün itibariyle net rezerv eksi 50 milyar dolar civarında. Çünkü o swap muvap bir takım yöntemlerle, bir takım enstrümanlarla borç alıp oraya kapatmaya çalışıyorsunuz. Borç alıp piyasalara sürmeye çalışıyorsunuz. Ya da bir takım şaibeli karanlık mahfillerden, ortamlardan, bir takım yerlerden arka kapı denilen yöntemle dolar ya da işte sterlin ya da euro arz ederek bu krizi kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Peki uyguladığınız yöntemlerde, yöntemlere baktığımızda bunun piyasalara tedavi edici bir etkisi oluyor mu? Onu önümüzdeki günlerde gayet iyi göreceğiz. Çünkü netice itibariyle üzeri kapalı ya da adı koyulmamış yeni bir faiz ödeme yöntemi icat ettiniz. Eminim siz de bilmiyorsunuz sonuçta ne olacağını. Göreceğiz hep birlikte.
Burada bir kötümserlik, burada inşallah tekrar kötüye döneriz ya da işte kur tekrardan yukarı fırlar diye bir niyet beyanı ya da bir iştahtan filan söz etmiyoruz. Şimdi yandaşlar dinlerken kafalarında öyle bir şey uyandığını tahmin ediyorum böyle. Ya Zafer Arapkirli ya da onun gibi konuşanlar tekrar kurlar çıksın mı istiyor? Tekrar kurlar çıksın istemiyoruz. Bunun piyasalara olumlu bir etkisini görmek istiyoruz. Ve bir şeyi daha istiyoruz. Neyi istiyoruz? Şeffaf bir şekilde bu paranın, yani olağanüstü miktarlardaki Amerikan dolarının nereden geldiğini, nasıl bulunduğunu, bugüne kadar nerede olduğunu ve kime, nerede, hangi kurdan, saat kaçta, ne koşullarda satıldığını da bilmek istiyoruz. Öyle ya, burası bir karanlık, böyle loş ışıklar altında 3-5 merdivenle bodrum katına inilen, sigara dumanı içinde böyle bir gizli saklı bir kumarhane değil ki. Eğer demokratik bir ortamdan söz ediyorsak, kuruşu kuruşuna devlet hangi operasyonda, nasıl, kime, kaç liradan kuru sattığını, aldığını vesaire kayıtlarıyla açıklamak zorunda. Merkez Bankası'nın rezervlerini, dökümünü, yani o 128 milyar dolar da başta olmak üzere bizlere anlatmak zorunda. Bunu bilmediğimiz sürece kuşkularımız geçmeyecek. Zaten kuşku duymadığımız bir takım gerçekler de var ortada. Nedir o gerçekler? Ülkede 1 milyon civarında yabancı para mevduatı olan insanı kontrol altında tutmak, onları aman siz zarar görmeyin, tamam döviz biriktirmişsiniz, aferin, getirip bankalara yatırmışsınız ama siz merak etmeyin, biz sizin o dövizlerinize talibiz. Yeter ki şey yapmayın, TL'ye çevirin, o dövizleri bize verin, biz arada kazanacağınız parayı ya da faizi size ödeyeceğiz. Dünyanın bugüne kadar söylenmiş en büyük yalanlarından biri bu. Yalanı söyleyeyim size, biz ödeyeceğiz diyor. Sen değilsin ödeyecek olan. Tam tersine biziz ödeyecek olan. Yani o döviz mevduatı olan insanlar da dahil olmak üzere herkesin ödediği vergileri böylesine bir operasyon için harcamaktan söz ediyorsun kardeşim. Bizim paralarımızı harcayacaksın. Hazine, hazine başkasının hazinesi mi? İtalya'nın hazinesi mi? Peru'nun hazinesi mi, Filipinler'in hazinesi mi, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi? Benim vergilerimle oluşmuş bir değer. O değeri bu şekilde harcamaktan söz ediyorsun. Yetmediği yerde para basmaktan söz ediyorsun. O paranın basma, o parayı basmanın karşılığında enflasyonu, belki hiper enflasyonu hortlatmaktan söz ediyorsun. Zaten Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bu değil mi? Türkiye'nin en büyük sorunlarından birine çare bulamadığın gibi, yani enflasyona çare bulamadığın gibi, istihdama çare bulamadığın gibi, yani istihdam yaratamadığın gibi, üretim yapamadığın gibi, faizi kontrol edemediğin gibi, yani faizi düşürerek, baskılayarak, işte her ay bir puan, bir iki puan bilmem ne düşürerek bu işi kuru kontrol altına alabileceğini zannedip beceremediğini gördüğün gibi ve sonuçta da doları 18 liralara, sterlini 23 liralara filan fırlattığın gibi, şimdi de ne yaptığını tam olarak bilmediğin bir operasyonun içindesin. Ve ülkenin kaynaklarını yine bu operasyon uğruna tüketiyorsun. Giderek daha fazla eksiğe düşürüyorsun. 50 milyar dolar az para mı? Bundan daha bir ay kadar önce filan ya da bir iki ay önce 35-37 milyar dolardan söz ediliyordu. Merkez Bankası'nın eksi rezervleri, yani rezervinin eksi olduğunu ifade ederken şimdi 50 milyar dolardan bahsediliyor. Dolayısıyla ortada henüz kazanılmış bir zafer, bir başarı yok. Keşke bunun geçerli bir yöntem olduğu konusunda ekonomistler hemfikir olsaydı ve biz de sonuçlarını görseydik. Ben sıradan bir vatandaş olarak, evet, her gün tüketen ve bunun karşılığında da bir maaş alıp o maaşı harcamak durumunda olan, yani bir yerlerde birikmiş bir param olmadığı için, bir yerlerden kolay yoldan kazanılmış bir param olmadığı için aldığım sabit bir maaşı ve değişmeyen maaşı ve her yıl başında da zam yapılmayan, artırılmayan bir maaşı harcamak durumunda olan, böyle yaşama durumunda olan bir vatandaş olarak bunun hayatıma yansımasını bekliyorum. Şu bardağın içine doldurduğum çayın
ya da evde kaynattığım çorba tenceresinin acaba ne kadar daha ucuza dolacağını bekliyorum. Şuradan binip direksiyonuna geçip kontağı çevirdiğimde yaktığım yakıtın ne kadar azalacağını bekliyorum. Onu merak ediyorum. Oysa ki hükümet dönüyor bana diyor ki, bak diyor, ben bugüne kadar o yakıta her bir kuruşluk ya da bir sentlik dolar yükselişinde yaptığım zam var ya, ÖTV'yi de kaldırmıştım ya, şimdi doları indirdim 11 liraya, şu an itibariyle 11.54'e, ama indirim bekleme benden diyor. Hatta ve hatta ÖTV'yi tekrardan getirdim diyor. O farklar ÖTV'ye sayılacak diyor. Şimdi benim hayatıma etki etmeyecekse, sabah şurada köşede simitçiden simit alırken espri yaptım arkadaşa. Dedim ki bugün 2,5 liraya indi dedim, değil mi diye sordum. Güldük geçtik, espri yaptık karşılıklı. 2,5 liraya inecek mi o simit tekrar? Şu raflarda, şu market raflarında pirinç, bulgur, makarna, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, şeker, kahve, öteki ürünler inecek mi canım kardeşim? Halay çekiyorsun ya. O halayı niçin çektiğinin farkında mısın yani? Hayat ucuzladı mı? Hayat kolaylaştı mı? Hayatın rahatladı mı? Sen yine halayını çek. Hobi olarak çek. Çekme demiyorum sana. Ben de severim halayı. Aldık mı menderi, hobaraya çıkar gibi şey, davul zurnanın şeyi eşliğinde, ritmi eşliğinde çok güzel halay çekerim. Bayılırım halay çekmeyi. Elazığ, Diyarbakır'ı, Maraş'ı, Bingöl'ü, Van'ı, hayatım hep halay çekmekle geçti benim gençliğimde. Davulu da iyi çalarım. İnanmayacaksınız, zurna bile çalmışlığım vardır bu memlekette. Bayılırım halaya. Ama bugün halay çekecek bir gerekçemiz var mı? Onu iyi düşün canım kardeşim. Bunu yandaşlara ya da o sokaklara çıkartılıp halay çekin de şöyle bir iyimser hava yaratalım diye onların arkasından ittirenlere söylüyorum. Şimdi gelelim başka bir kesime. O kesimde muhalefette kesim, yani başta muhalefet partilerinin siyasetçileri ya da o muhalefet partilerini yöneten, yönlendiren insanlar ve muhalif olarak yani sistemi eleştiren insanlar. O kesimde de anlaşılmaz bir şaşkınlık ve anlaşılmaz ne yapacağını bilememe, ne söyleyeceğini bilememe hali görüyorum. Yahu siz değil miydiniz ekonominin politikalarının ya da ekonomiyi yönetenlerin uyguladığı politikaların bu kadar beceriksizlikle, bu kadar duvara toslamışlıkla mağlul olduğunu söyleyenler? Siz değil miydiniz bu hükümetin hiçbir soruna çözüm bulamayacak kadar yönünü kaybetmiş olanlar? Peki pazartesi akşamı ne oldu da o günden bugüne ne söyleyeceğinizi bilemez durumdasınız? Hatta bazı mahfillerde duyuyorum, eyvah tekrar bu hükümet puanlarını artırmaya başladı. Bugün seçim yapılırsa Erdoğan tekrar kazanabilir duygusunu millete yaymaya çalışanlar. Böylesine bir aymazlığı da burada eleştirmeden duramayacağım. Yapılan hatalar ortada. Millete yutturulmaya çalışılan yalanlar ortada. Bunları millete anlatmanın zamanı. Eyvah, şimdi ne yapacağız? Bunların puanları yükselir mi? Seçimi tekrar kazanabilirler mi? Gibi bir karamsarlığı topluma yaymanın zamanı değil. Sizlerin ve tabii sizlerin yönlendirmesiyle, gerçekleri anlatmasıyla toplumu daha da iyi aydınlatarak daha da yoğun, daha da güçlü bir muhalefeti örgütlemenin zamanı ve bu hükümeti bir an önce erken seçime ikna etmenin zamanı. Bakın, ülkeyi yönetemeyen, savrum savrum savrulan irade neredeyse saat başı, hani karanlıkta ıslık çalar gibi ya da mezarlıktan geçerken ıslık çalar gibi neredeyse her saat başı hayır efendim erken seçim yok, erken seçim yok, 2023'ten önce erken seçim yok diye bağırıyor. Bu ruh halini bir kavrayın. Erken seçimin olmasından ve erkenden yapılmasından ödleri patlıyor. Ödleri patlıyor. Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Çünkü artık hiçbir şeye çare bulamadıklarını biliyorlar. Her alanda duvara toslattıklarını biliyorlar. Bu ülkeyi erim erim erittiklerinin farkındalar. Bu korku, bu yenilmişlik, bu panik hali, bu ricat halinin karşısında muhalefet eyvah ya ne yapacağız şimdi, pazartesi akşamı öyle bir hamle yaptı ki ben buradan veziri nereye kaçacağımı bilemiyorum duygusu içinde de. Bu karamsarlığı kitlelere yaratmayın. Bu karamsarlığı kitlelere yansıtmayın lütfen. Muhalefetteki siyasetçilere sesleniyorum. Bugüne kadar olduğu gibi
halka, yani bu krizden, bu yönetemezlik halinden zarar gören kitlelere işin gerçeğini anlatın. Eyvah, bu hamle karşısında ne yapacağız görüntüsünü vermeyin. Bu çok zararlı bir görüntü. Çünkü kitleler o zaman ya gerçekten de galiba hani artık avantajlı duruma geçti gibilerden bir ruh hali içine girerler. Bu da son derece zararlıdır. Muhalefetin eyvah ne yapacağız duygusunu bir an önce üzerinden atması lazım. Pazartesi gecesinden beri yaşanan budur. Gözlemim budur. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, buradan İyi Parti'ye, buradan DEVA'ya, buradan Geleceğe, buradan Saadet Partisi'ne, HDP'ye, Türkiye İşçi Partisi'ne, bütün muhalefet partilerine sesleniyorum. Gün eyvah ne yapacağız galiba tekrar öne geçiyor duygusunu yaymak değil, tam tersine burada da çuvalladılar. Bunun sonuçları da halka kötü yansıyacak diye bunu anlat ve bir an önce seçime bu iktidarı zorlamanın zamanıdır. Ben siyasetçi değilim, hiçbir partinin üyesi de değilim, sempatizanı da değilim, oy vereni de değilim, seçmeni de değilim. Dışarıdan bir gözlemci, bağımsız bir gazeteci olarak söylüyorum. Gözlemim budur. Bu ruh hali pazartesi akşamından bugüne yayılan, yani hakim olan ruh hali zararlı ve tehlikeli bir ruh halidir. Bundan bir an önce silkinip çıkılması gerekiyor.